Evet Tomuş, sana 5 dakikada isim konusunu hatta İmkansız biraz... İmkansız hocam. İmkansız diye bir şey yoktur Tomuş. Sadece biraz zaman alır. Tabii ki isim çok önemli bir konu hocam. Çok önemli bir konu. İsimler, cins isim, tekil isim, çoğul isim hepsini işleyeceğiz. Ama 5 dakikada bitireceğiz inşallah. Sen hemen süreyi başlat. Başlıyorum. Ben başlattım Tomuş'um. Başladım hocam. Harikasın diyorum. Başlıyoruz. Şimdi isim, ad. Her varlığın bir isim var. Mesela senin ismin ne? Tonguç. Harikasın. Göbek ismin ne? Rüknettin. Rüknettin bak güzel. Hem ismi var hem göbek ismi. Hem de soy ismi var. Varlıkları karşılayan sözcüklere biz isim diyoruz. Sonra mekbak ekleri getirilemiyor bu sözcükler. Üçe ayrılıyor. Mesela özel isim, cins isim varlıkların verilişine göre. Sayılarına göre tekil isim, çoğul isim, topluluk isim olacak. Mesela nerede çokluk olursa orada lerler olacak. Oluşuna göre somut ve soyut isim olacak. Bunların hepsini şimdi tek tek işleyeceğiz Tonguç. Hiç korkmana gerek yok. Hepsini nasıl gösterecek? İmkansız hocam. Bayağı da vaktimiz varmış. Hadi bakalım gidelim. Şimdi varlıklara verilişine göre özel isim tek bir varlığa ait olan addır. Mesela diyelim ki Zeynep dediğimizde bu özel bir isim. Veyahut da Ponçik dediğimizde kedimize verdiğimiz özel bir isim. Veyahut da işte Hanzo. Hanzo diye köpek ismi olmaz da Santos diyelim mesela. Santos dedi. Ne bileyim aklıma gelmedi yani köpek ismi. Bunların hepsi bir özel isimdi. Aynı türden varlıktan ortak adı da cins isim oluyor Tomuş. Mesela şöyle gül diyoruz ya. Gül sözcüğü bir anda cins ismi. Niye? Bir sürü gül var. Bu arada şuna dikkat et. Bak bunu zor sorularda sorarlar. Gül cins ismi bazen özel isim de olabilir. Gül diye kız ismi de var. Mesela Kaya diye erkek ismi var. Yıldız diye kız ismi var. Onu da sorabilirler. Veyahut da şuraya bakalım. Bu neymiş mesela? Sen gül yeter ki gülüm. Ha. Ne kadar güzel güldün. Evet boncuk mesela. Boncuk diye kedi ismi de olabilir. Ama bir de normal tesbihlerin boncuğu vardır ya veyahut da misket gibi. İşte onlar aynı türden varlıktan ortak adı. Veyahut da zeytin diye köpek olabilir ama zeytin aynı zamanda bir tür adıdır. Demek ki biz cins isimleri mesela şu bir cins isim. Bardak. Bu bir cins isim. Kalem bir cins isim. Ama biz bazı cins isimleri böyle zeytin gibi, boncuk gibi, gül gibi, yıldız gibi, kaya gibi sözcükleri, deniz gibi sözcükleri biz bazen özel ad olarak da kullanabiliyoruz. Ama Zeynep her zaman Zeynep özel isimdir. Küçük harfle mi yazıyor cins isimler hocam? Cins isimler harika sonuç. Bak böyle G harfini, B harfini, Z harfini küçük yazdık. Ama burada Santos'un S'sini, Ponçik'in P'sini, Zeynep'in Z'sini büyük harfle yazdık. Şimdi varlıkların sayılarına göre baktığımızda ise tekil ve çoğul isim var. Mesela ağaç tek bir kelime olduğu zaman, tek bir varlığı kastettiği zaman ne oluyor? Tekil isim oluyor. Ama çoğul olması için ağaçlar diyoruz. O zaman nerede çokluk? Orada lerler. Orada lerler diyebiliriz. Niye? Çok ağaç olduğu zaman ağaçlar diyoruz. Veyahut da koyun diyelim ki. Koyun sesi alabilir miyim Tonguç'um? Me. Harikası, çok leziz. Şimdi koyun me ama bir sürü koyun olursa ne olacak? Hocam söyleyeyim miyim? Sürü. Sürü ama yok koyunlar diyeceğiz. Koyunlar. Çoğul koyunlar diyeceğiz. Bu sefer de ne oluyor? Şöyle çoğul eki almış oluyor. Nerede çokluk? Hocam koyunlar sesi çıkartabilir miyim? Çıkar bakalım. Me, 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 gerçekten öyle oluyor. Karışık bir... Evet. Çok güzel yakaladın. Gerçekten kendimi yani çoban gibi hissettim. Şimdi topluluk isimine baktığımızda ise bu sefer farklı bir durum var. Lerler eki alsın... Ağaçlarlar. Hayır öyle değil. Lerler eki alsın ya da almasın çokluk bildiren orman sözcüğü mesela topluluk ismi. Anlaştık mı? Ormanlar, veyahut da... ağaca. Ormanlar ağaç değil oğlum. Ağaçlar ormana. Ağaç. Veya sürü dediğimizde sürüler desen de demesen de bir çokluk bildiriyor. Bak koyun ler eki alınca çokluk bildiriyor. Ama sürü lerler eki alsın ya da almasın çokluk yükü bildiriyor. Ağaç ler eki alınca çokluk bildiriyor. Ama orman ormanlar desen de demesen de hep bir çokluk bildiriyor diyebiliriz. Varlıkların oluşuna göre baktığımızda ise beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz isimlerdir. Mesela örnek verelim. Diyelim ki kulağımızla duyabildiğimiz, burnumuzla koklayabildiğimiz, dilimizle tadabildiğimiz, bu dil de bir garip olmuş tabii. Gözümüzle görebildiğimiz, şöyle hatta kaç da yapalım ki. Kulağımızla koklayabildiğimiz mi? Kulağımızla duyabildiğimiz, burnumuzla koklayabildiğimiz, elimizle veyahut da tenimizle dokunabildiğimiz, dokunarak hissettiğimiz şeyler de duyu organlarımızla hissedildiği için somut isim oluyor. Mesela diyelim ki şöyle örnek verelim. Koku mesela veyahut da işte tat. Tat mesela acı veyahut da işte ne diyebiliriz? Mavi renk mesela. Maviyi görebiliyoruz. Veyahut da sıcak. Sıcak bir şeyi dokunarak hissedebiliriz. Mesela ben şimdi bu çayın sıcak olduğunu şöyle görüyorum mesela. Burada bir çay var Tonguç'um. Ne var? Bu çayın sıcak olduğunu ben şöyle elimle dokunduğumuzdan hissedebilirim. Ama görerek acaba sıcak mı soğuk mu bilemem. Ki bu çay şu anda sıcak gibi duruyor ama esasında soğuk. Yani ben böyle sıcak numarası yapıyorum. Dolayısıyla ancak dokununca hissedebilirsiniz. Siz şu anda bu çayı anlayamazsınız. Devam edelim. Ses olabilir hocam. Ses olabilir. Mesela diyelim ki gürültü aynı zamanda nedir? Bir somut isimdir. Başka örnekler verecek olursak mesela işte gözümüzde gördüğümüz her şey veyahut da işte acı olan şeyler veyahut da işte kokuya ne örnek verebiliriz? Mesela parfüm. Parfüm de yine ılık verebiliriz hocam. Ilık, evet, sıcak, ılık, ses soğuk. Ses verebiliriz. Sesi örnek verebiliriz. Bunlar somuttur. Soyut isimler ise duyu organlarımızla algılayamadığımız aşk. Şeyler.
Sevgi. Aşk, sevgi. Kardeşlik. Kardeşlik. Başka ne diyebiliriz mesela? Evet. Özlem. Mesela rüya da soy sinir tutulmuş. Rüyayı görürüz ama sadece sen görüyorsun. Senin gördüğün rüyayı ben göremiyorum. Domates. Domates de olabilir. Domates zaman... somuttur hocam. Evet saçmalama. Domatesi buraya yazıyorum. Ve bir de üzüntülü yazıyorum. Ve artık konumuzu bitirmiş oluyor sonuçum. Şimdi konumuzu bitirdiğimize göre hemen şu ödüllü sorumuzu yapalım. Pardon ödüllü sorumuz neredeymiş? Ödüllü sorumuz nerede? Ha, burada. Ödüllü sorumuzu yapalım ama öncesinde çak bir beşik diyorum Tonguç sana. Çaktım hocam. Harikasın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.